İlham her yerdedir. Ancak gerçek ilham nadiren duyulur. Bu nedenle dünyada gerçekten nefes kesici bir şey olduğunu duymak ve görmek her zaman hoştur. Böyle bir hikaye deniz kaplumbağası gençlik müsabakaları sırasında yaşandı. Pensacola, Florida'daki Pensacola plajı boyunca gerçekleşen her yıl yapılan bir etkinliktir. Bu hikaye sadece deniz piyadelerinin cömertliğini ve nezaketini göstermekte kalmıyor. Aynı zamanda Ben Bowles adlı bir çocuktan bize kararlılık ve cesaret konusunda harika bir ders veriyor. 11 yaşındaki çocuk henüz 6 yaşındayken kemik kanseri olduğunu öğrendi ve hastalık nedeniyle bacağını aldırmak zorunda kaldı. Yine de hastalık geçince spora geri döndü. Mekanik bir diz ve özel bir koşu ayağı kullanarak futbol ve beyzbol oynuyor ama triatlon onun gerçek tutkusu ve bu da farklı değildi. Deniz kaplumbağası triatlonu, Ben'in 3. triatlonuydu ve o harika gidiyordu. 150 yard yüzmeyi ve 4 mil bisiklet sürmeyi tamamladı. Ancak protez bacağındaki bir vida gevşeyip ikiye bölününce bir sorunla karşılaştı. İlk küçük çocuk grubunun yaklaştığını ve yarışı tamamladığını gördükten sonra yarışı izleyen gönüllü bir özel Matthew Morgan, Ben'in başının dertte olduğunu fark etti. Er Morgan hemen yardım etmek için yanına koştu. Ama Ben devam etmeye kararlıydı ve ona denizcinin çocuğu alıp onu sırtına koyduğunu düşünmeden yarışı bitirmek istediğini söyledi. Koşunun son milini koşarken zaten dokunakta olan hikaye onları hemen çevreleyen diğer deniz piyadeleri tarafından tamamlandı. Kalabalık tezahürat yapıp alkışlarken Ben'in kendisi de dahil olmak üzere deniz piyadelerinin bu nezaketinden herkes etkilenmişti. Ancak Ben'in annesi Bayan Bowles'a göre çocuk da bitiş çizgisine taşınması gerektiğinden ve triatlonu kendi başına tamamlayamadığından biraz utanmış hissediyordu. Ama ailesi ona utanılacak bir şey olmadığını söyledi ve ilk kabul eden Er Morgan oldu. Deniz, Ben'in gerçek bir kazanan olduğunu ve kendisiyle gurur duyması gerektiğini bilmesini istedi. Çocuğa bildiği sürece yarışı bitirebileceğini ve bitirmek istediğini, tüm meselenin kararlılığı ve ebeveynlerinin desteğiyle olduğu konusunda güvence verdi. Her şeyi yapabileceğini biliyor ve şimdi Ben, herkese, özellikle de diğer amputelere her zaman denemeye devam etmeleri için bir mesaj göndererek şaşırtıcı hikayesiyle başkalarına ilham verebileceğini umuyor.